Kosmo. Kön Radyosu. Mikrofonda Çelik Akpınar. Kön Radyosu'ndan iyi akşamlar. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gelgitlerin yaşandığı bir gün oldu. Almanya'dan başlayalım. Görevini gelecek hafta resmen bırakması beklenen şu an görevdeki Başbakan Angela Merkel için Almanya'da ilk resmi veda Alman ordusu bandosunun bu akşamki müzikli töreniyle başlıyor. 16 yıl süren başbakanlık görevine veda edip emekliye ayrılacak olan 67 yaşındaki Merkel'in törende askeri bando tarafından çalınacak 3 şarkıdan biri olarak kendisi gibi Doğu Almanya'da doğan ve ülkenin punk efsanesi olan Nina Hagen'ın bir şarkısını seçmesi dikkat çekti. Merkel, Almanya'nın en sevilen politikacılarının başında geliyor. Bunun da bu kadar uzun bir iktidardan sonra normal sayılmayacağı konusunda siyasi yorumcular hemfikir. Halktan ve siyasi yorumculardan birçokları Merkel için onu özleyeceğiz şeklinde değerlendirmede bulunuyorlar. Türkiye'de ise mali kriz kapsamında bir kez daha Maliye Bakanı değiştirildi. Geçen yıl 10 Kasım'da Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan bir yıl sonra bu görevini bıraktı. Dün akşam Elvan'ın yerine yardımcısı Nurettin Nebati'nin Maliye Bakanlığı'na getirildiği duyuruldu. Böylece bir yıl içerisinde 3. kez Hazine ve Maliye Bakanı değiştirilmiş oldu. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan bakan ve bürokrat yemeği bıraksın, sebebi olduğu krizin sorumluluğunu üstlensin. Çünkü Erdoğan sebep, ekonomik kriz sonuçtur diye konuştu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında bu görevinden ayrılan Avusturya'nın eski başbakanı Sebastian Kurz ise siyasetten tamamen çekileceğini açıkladı. Tam bir coşku ile siyasi çalışmalarını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Kurz, muhafazakar Avusturya Halk Partisi ÖVP'nin de genel başkanlığını ve federal meclis grup başkanlığını bıraktığını söyledi. Öte yandan Avusturya'nın şu anki başbakanı Schallenberg de akşam saatlerinde istifasını sundu. Bu arada Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinde göçmenleri temsil edecek ikinci bir isim daha önemli bir göreve getiriliyor. Uzun yıllardan beri Yeşiller Partisi'nden Federal Meclis Milletvekili olan Ekin Deligöz, yeni kurulacak hükümette Federal Aile, Kadın ve Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapacak. Başbakan Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile düzenlediği haftanın ikinci telekonferans şeklindeki korona zirvesinden yeni kısıtlamalar içeren kararlar çıktı. Ayrıntılar az sonra haberimizde. Ayrıca CDU'nun 3 genel başkan adayı Braun, Röttgen ve Merz dün bir anlamda görücüye çıktı. Partili seçilmiş 25 kişilik bir grubun sorularına yanıt verdi, partiden oy istedi. Bununla ilgili haberimizde ilerleyen dakikalarda. Yayınımızın sonlarına doğru da göçün 60. yılı kapsamında NSU davasının müdahil avukatlarından Aziz Sarıyer konuğumuz olacak. Kosmo, Türkçe radyo keyfiniz. Köln Radyosu. Kosmo. Başbakan Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile düzenlediği korona zirvesinden yeni kısıtlamalar içeren kararlar çıktı. Özellikle aşı olmayanlara yönelik ek kısıtlamalar söz konusu. Temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara girişlerde 2G kuralı uygulanacak. Kapalı mekanlardaki etkinliklere de 2G kuralı getirilecek. İnsidans değerinin 350'yi geçtiği bölgelerde aşısız bir kişi en fazla 2 başka kişiyle bir araya gelebilecek. Bu bölgelerde ayrıca kulüpler ve diskotekler kapatılacak. Özel toplantılar ve kutlamalar için de kısıtlamalar olacak. Ayrıca Almanya genelinde okullarda ders esnasında maske zorunluluğu olacak. Aşı sertifikası 9 ay sonra geçerliliğini yitirecek. En geç 9 ay sonra güçlendirici aşı yaptırılması gerekecek. Serap Doğan konunun ayrıntılarını derledi. Wir brauchen deshalb einen Akt der nationalen Solidarität. Das heißt erstens, wir müssen in den nächsten Wochen konsequent Kontakte reduzieren. Nur so kann diese vierte Welle gebrochen werden. Und zweitens,
impfen. Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında ulusal dayanışmaya ihtiyacımız var dedi. Kuzey Renvesfale Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst. Dördüncü dalgayı kırabilmek için önümüzdeki haftalarda aşılama oranının arttırılması ve sosyal temasın kısıtlanmasının şart olduğunun altını çizdi. Eyalet başbakanları salgının yayılmasını önlemek amacıyla özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların arttırılmasında uzlaştı. Süpermarket, eczane gibi temel ihtiyaç sektörüne dahil olmayan mağazalara girişlerde 2G kuralı uygulanacak. Kültürel etkinliklere ve boş zaman değerlendirme alanına da 2G kuralı getirilecek. Başbakan Merkel, eyaletlerin tedbirleri daha da sertleştirip 2G plus kuralına geçme yetkisi sahip olduğuna da işaret etti. Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen. Es kann ergänzend auch ein Test, noch einmal 2G plus genannt, gefordert werden. Die 2G-Regeln werden auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Yani bu alanlara insidans sayısı ne olursa olsun artık sadece aşılılar ve hastalığı atlatmış olanlar girebilecek. Aşısızlar örneğin artık restorana, tiyatroya veya sinemaya gidemeyecek. Aşılı olmayanlar için ayrıca özel buluşmalarda da kısıtlamalar var. Özel buluşmalarda eğer aşılı olmayan bir kişi dahil ise iki haneden en fazla 3 kişinin bir araya gelebileceğini açıklayan Başbakan Merkel, 14 yaşının altındaki çocukların bu hesaplamaya katılmayacağını söyledi. Also überall wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze eigener Haushalt sowie höchstens 2 weitere Personen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen. Son 7 günde 100 bin nüfus başına koronavirüs vaka sayısının 350'yi aştığı bölgelerde aşılı ve hastalığı atlatmış kişiler için de kısıtlamalar söz konusu olacak. Kapalı mekanlarda yapılan buluşma ve kutlamalarda katılımcı üst sınırı 50 kişiyle sınırlı olacak, açık havada ise 200 kişiyle sınırlandırılacak. Gilt für private Feiern und Zusammenkünfte eine Teilnehmergrenze von 50 Personen, also Geimpfte und Genesene in Innenräumen und 200 Personen Geimpfte und Genesene im Außenbereich. İnsidans sayısının 350'yi aştığı bölgelerde kulüp ve diskotekler de kapatmak zorunda kalacak. Büyük etkinliklere ve spor müsabakalarına da seyirci kısıtlaması getiriliyor. Genel seyirci kapasitesinin artık sadece %30 ila 50'si kullanılabilecek. Kapalı mekanlarda üst sınır 5000 seyirci olacak, açık alanda ise en fazla 15 bin seyirciye müsaade edilecek. Ayrıca okullarda genel bir maske zorunluluğu olacak. Geçen sene olduğu gibi bu yıl başında da kalabalık meydan ve caddelerde havai fişek atılması yasaklanacak. Enfeksiyondan koruma yasasının Aralık ayı ortasına kadar revize edileceği bildirildi. Hem Merkel hem de Scholz genel bir aşı zorunluluğu için konunun federal mecliste gündeme alınıp oylanması gerektiğine dikkat çektiler. Und dass wir eine offene Abstimmung im Bundestag haben werden über eine allgemeine Impfpflicht. Der Anstoß ist gegeben. Da glaube ich wird es jetzt auch vorangehen und aus meiner Sicht sollte es auch zu einer solchen Entscheidung des Bundestages kommen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Başbakan Merkel, aşı sertifikalarının aşının etkisinin zamanla azaldığı için gelecekte artık bir sene geçerli olmayacağına da dikkat çekti. Avrupa Birliği düzeyinde tartışıldığı gibi tam aşılamadan 9 ay sonra güçlendirici aşı yaptırmanın şart olabileceğine işaret etti Merkel. Bunun için bir geçiş döneminin olacağını ekledi. Es wird ja auch auf der Ebene der EU diskutiert, dass nach 9 Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliert. Das heißt, das Boostern, das Nachimpfen, das Auffrischungsimpfen ist ganz wichtig, um dann als vollständig geimpft zu gelten. Aber natürlich werden die Übergangszeiten so sein, dass jeder auch eine Chance hat, seinen Impfstatus wieder zu erneuern. Bu arada Başbakan Merkel bugün eyalet başbakanlarıyla son toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Girişte de belirtmiştik, 16 yılı aşkın başbakanlık görevine son verip emekliye ayrılacak olan Merkel için bu akşam Berlin'de askeri tören düzenleniyor. Merkel, Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olan Großer Zapfenstreich töreniyle uğurlanacak. Kosmos.
Halkların Radyosu. Son genel seçimde ağır yenilgi alarak seçimi ve başbakanlığı kaybeden CDU bir süreden beri partiye yeni bir başkan arayışında. Son dönemde 3 aday ortaya çıktı. Şu anki başbakanlık müsteşarı ve devlet bakanı Helge Braun, çeşitli kademelerde bakanlık yapmış olan Norbert Röttgen ve daha önceleri de başbakanlığa aday olan ama yenik düşen Friedrich Merz dün son kez CDU'nun seçilmiş 25 parti üyesi karşısına çıkarak destek istediler. Ama adaylar birbirine sataşmamaya özen gösterdiler. Parti içinde birlik beraberlik izlenimi vermeye çalıştılar. Kadınların çoğunluğu oluşturduğu seçilmiş grup, CDU'nun nasıl daha çekici hale geleceğini adaylara sordular. Röttgen, şimdiye kadar kadınların partiye geldiklerini ve burada kendi kendilerinden hoşnut bir takım partili erkeklere rastladıklarını, bu durumu gördükten sonra da 5 yıl boyunca bir daha partiye uğramadıklarını söyledi. Bei Frauen in der Basis ist oft so, dann wollen sie, gehen sie zur CDU im Stadtverband und da sehen sie eine Gesellschaft von älteren Männern, die auch sich genügen und dann sind sie einmal da und kommen aber die nächsten 5 Jahre nicht wieder. Adaylar partide temsil edilen kadın sayısı konusunda partinin daha fazla çaba sarf etmesinde hemfikirler. Ama örneğin Merz diğer iki adaydan farklı olarak bir kadın kotası ya da kontenjanı konulmasına karşı çıkıyor. Ama üç aday da partinin toplumun tüm katmanlarına daha fazla açılmasından yana görüş bildiriyorlar. Merz gençlere ve kadınlara olduğu kadar göçmen kökenli insanlara da bağlı oldukları din ne olursa olsun CDU'da siyasi bir yuva sağlamak istediklerini belirtti. Bunun tek ön şartının bu insanların Hristiyanların anladığı anlamda demokrasiye sahip çıkmaları olduğunu belirtti. Genauso wie wir uns um mehr junge Leute, um mehr Frauen bemühen müssen, die in der CDU aktiv sind, genauso müssen wir uns mehr um Menschen mit Migrationsgeschichte bemühen und müssen denen in der Union, und zwar jenseits aller Konfessionen und religiöser Bindungen, eine politische Heimat geben. Voraussetzung ist, sie sind unter dem großen Dach der christlichen Demokratie auch persönlich zu Hause. Üç aday iklim ve eğitim konusu, Çin'e karşı alınacak tavır ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nin reformuna yönelik önerilerine Almanya'nın nasıl bir tepki göstereceği gibi sorulara da yanıt verdi. CDU'nun yeniden toplumun geniş kesimlerini kucaklayan bir parti durumuna gelmesine 2013'teki gibi seçmenden %40'ın üzerinde oy almaya çaba göstereceklerini de vaat ettiler. Bu ne ölçüde gerçekleşebilir ve gerçekçi bir hedef mi? Bunu önümüzdeki dönemde hep birlikte izleyeceğiz değerli dinleyiciler. Kosmo. Kön Radyosu. Kön Radyosu'nda iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla hazırladığımız Memleket Hatırası adlı serimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu bölümde NSU davasının müdahil avukatlarından Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği Genel Başkanı Aziz Sarıyar konuğumuz. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Süleymaniye köyünde doğan ve 4 yaşında Almanya'ya gelen Sarıyar, köyde babaanne ve dedesinin evinde aydınlatma için kullandıkları gaz lambasını anlatıyor. Sarıyar'la avukatlık mesleğini seçmesinden NSU davasındaki müdahil avukat rolüne kadar birçok konuyu konuştuk. ...1973'te Almanya'ya geldim ve getirildik diyeyim yani o zaman. Doğum yerim Antalya Akseki Süleymaniye Köyü. Babaannem ve dedemin evinde doğdum ve büyüdüm. Babam o zamanları Almanya'ya gelmişti ve Almanya'da çalışıyor, yaşıyordu. Ve biz de ışıklandırma için bu gaz lambasını kullanıyorduk annemden kaldığım odada. Dedem seyyar satıcıların birinden almış öyle köye gelen. Cam kırıldı mı, o çok hassas tabii ince cam olduğu için büyük bir sorundu onu tekrar bulmak. Bir odadan bir odaya geçirdiğimizde de dikkatli şekilde elimizde öbür odaya götürüyorduk. 15-16 yaşında köye gittiğimde dedemle babaannemle görüştüğümde bu lambayı gördüm ve dedem anlattı bana işte bizim odamızı, bizim kullandığımız lamba diye müsaadesiyle aldım ve Almanya'ya getirdim. Camı yenilemem gerekti. Onun dışında o zamanki haliyle duruyor. Ben doğmadan önce alınmış, yani yaklaşık bir 55-60 yaşındaydı bir gaz lambası.
73'te geldiğimde yaklaşık 4 yaşındaydım. Almanca yok, kimseyi tanımıyoruz. Babam Almanya'da yaşıyordu. 63'te Belçika'ya gelmiş, madende çalışmış. Sonra Belçika'dan Almanya'ya geçiş yapmış. Bir tuğla kiremit fabrikasında çalışmış. Birkaç sene sonra demir çelik fabrikasına geçiş yapmış. Oradan da emekli oldu. Babam hep öyle anlatıyor ki, Aziz'den bir kere getirelim, ailemden burada bulunalım, 2 sene daha çalışayım, Aziz okula başlayacağında, ilkokula başlayacağında 6-7 yaşında döneriz. Bu 2 yıl dediğim gibi şimdi 48 yıl oldu. O zamanları tabii eğitim konusu farklıydı. Anne babalar ilk nesil eğitim konusunda bilgisi yoktu. Almanya'da 4 değişik ortaokulu var, bunun ne anlama geldiğini bilmedikleri için. 10. sınıfa kadar Hauptschule'yi bitirdim, eğitimi orada aldım. Orada avukat olacağım dediğinde herkes diyordu ki avukat olamazsın. Neden? Hauptschule'den bitiren avukat olamaz. Liseye gitmen gerekiyor. Tamam, o zaman liseye gideyim dedim. Öyle yani 10. sınıfı bitirdim. Orada aldığım diplomayla liseye geçtim. Ve ondan sonra doğrudan hukuka başvurarak Marburg, yani Frankfurt yakında eski tarihi olan bir üniversiteye hukuka yazıldım. Orada da tarihinde, üniversitenin 500 yılı tarihinde ilk Türk mezunu olarak biliniyorum. Orada hukuku bitirdikten sonra hep hayal ettiğim, istediğim mesleğe avukat olarak başladım ve bu mesleği de şimdi 23 yıldır bu ofiste gerçekleştiriyoruz. Bir konuşmada babamla öyle, neden hukuk oğlum dedi. Baba dedim, bize kimse ilgilenmiyor buradaki haksızlıklarla. Biz kendimiz ilgilenmezsek, biz uğraşmazsak kim uğraşacak? O zamanları da yok hukukçu. Yani bir Türk avukatına gidip de bu zamanki gibi staj imkanı yok. Kimse tanımıyorum avukat. Gideyim belki ama benim için avukat bir şeydi. Mücadele ve doğruyu için mücadele etmek simgesiydi. Daha çok buradaki yaşadığımız veya hissettiğimiz haksızlıklara karşı bir mücadele verebilme şeyiydi hukuk benim için. Babam da dedi ki, sen bilirsin oğlum, çok zor bir mücadeleye gireceksin öyle düşünüyorsan. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Bir gün bir telefon geldi. Aziz Bey, çok kapsamlı bir dava var, bakmak ister misiniz? Bu NSU davası denildi ama kim olduğu da söylenmedi daha. Şöyle bir düşünmem gerekti açıkçası, çünkü kamuoyunda ilgi duyacak olan bir dava olduğunu biliyordum. Onu kestirebiliyordum. 1-2 yıl sürer diye de düşünüyordum. Daha dışarıda dolaşan var mı NSU'dan veya başkaları ve hedef olabilir miyiz böyle bir davayı üstlenirsek diye düşünmem gerekiyordu. Eşimle konuştum. Eşim, sen bu davayı yapmazsan hayatı boyunca pişman olacaksın, seni biliyorum dedi. Artı dedi, asıl bu dedi, istedikleri bu değil mi? Herkes korku içerisinde kendisini geri çeksin, kimse uğraşmasın. Dedim haklısın, neticede geçmişte de yaşadık yani, Zolling'in olsun, Möhn olsun. Bunun peşine gidilmesi gerekiyor diye karar verdim. NSU davasını müdahil avukatlı olarak kabul ettim. Kardeşini ve oğlunu kaybetmiş bir ailenin davasını üstledim müdahale avukat olarak. Çok önemli bir davaydı. Yüzyılın davası olarak hukuk tarihine geçti diyebilirim. 350 bin sayfanın üzerinde bir dosya kapsamı, yüzlerce şahitler dinlenirdi. Çok sayıda bilir kişiler vesaire vesaire. İşlenen cinayetlerin dışında tabii siyasi, toplumsal sorunlar aslında davaya dahil oldu. Bu davanın sebebi oydu. Sağ görüş, toplumu dağıtmak, buradaki göçmenleri huzursuz etmek isteyen bir kitle var, bir grup var. Öbür tarafta siyaset var, her şeyin belki ortaya çıkmasını istemeyen etkinlikler var. Bu savcılık için de geçerli. Bir taraftan da olayı çözüp ve bir karara varmak isteyen bir mahkeme heyeti var. Bir de tabii medya var. Bunun arasında hukukçu olarak hukukun dışında da bir görev üstlendik aslında oradaki müdahil avukatlar. Toplumu bilgilendirmek, savcılığın bazı yapmak istemediklerini mecbur tutup baskı yaratmak, mahkemenin görmediğini belki biz göstermek konusunda hepimiz orada yanlış bir karar çıkmaması açısından çok büyük emek verdik. Çünkü bu karar çıkmasaydı çok büyük bir hayal kırıklığının yanı sıra toplumda da çok büyük sorunlar yaratabilecekti. Çünkü çok insan örtbas edilen bir durum. Zaten bunun peşine kimse koşmayacak. Bu kadar uzun sürüyor ki herkes unutsun düşüncesindeydi. Bir umutsuzluk vardı. Yalnız bırakıldık gene düşüncesi vardı. Ve öyle olmadı. Mahkeme davayı düzgün bir şekilde yürüttü ve doğru karar alındı.
unutulmaması gerekiyor ve tekrarlanmaması için hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bitmedi davanız. Dava bitti ama asıl sorun bitmedi. Avukat olarak, Atiyat Başkanı olarak ve aynı zamanda şahsen de hepimizin buradaki topluma bir katkısı gerekiyor. Göçmen geldik, Almanya'daki ama farklı bir pozisyonlara geldik. Bunu duyurmak, yani ben ilk başladığımda örneğin hakimin biri bana dedi ki siz ciddi Türk müsünüz? Böyle şaşırmış bir şekilde. Neden dedim, niye şaşırıyorsun, Türk'üm? Evet, daha hiç Türk avukatı görmedim, çok ilgimi çekti dedi. Bugün çok klasik bir durum, yani öyle duruşma yaşadım ki hakim Türk kökenli, iki avukat karşılıklı Türk kökenli, müvekkiller Türk kökenli. Yani şakadan hakim edin, isterseniz Türkçe konuşalım. Yani nereden nereye geldik, ama iş dünyasında da aynı şekilde. Yalnız bunu topluma duyurmamız gerekiyor. Yani akademisyenlerimiz olsun, başarılı gençlerimiz olsun, yazarlarımız olsun, sinema oyuncularımız olsun, her konuda aslında biz de varız. İşte bunu duyurmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, bu söyleşi ve diğer videolarımızı görüntülü olarak bir kez daha izlemek istiyorsanız internet sayfamızdaki 60. yıl dosyasına göz atmanızı tavsiye ederiz. Sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Sizleri yarın akşamda saat 18'de internet yayınımıza, saat 20'de de her zamanki bildiğiniz, alıştığınız frekansta radyo başına bekliyoruz. Sağlık ve sevgiyle kalın. Kosmo Kön Radyosu.